Merhabalar, hoş geldiniz. Daha önceki videomda koroner kalsiyum skorlarına göre, şehirdekilere göre 30 yaş daha genç olan Tisimane, Bolivya, Amazon yerlilerinden bahsetmiştim. İşte Bolivya, Amazon yerlilerinin, yani dünyanın en sağlıklı damarlarına sahip olan yerlilerin hayatından çıkartacağımız dersler. Kısaca özet geçmem gerekirse, birincisi şu, bu kişilerin acaba kan kolesterol değerleri nedir? Burada şaşıracaksınız, hayrete düşeceksiniz, biraz da kafanız karışacak. İkincisi, bu kişilerin diyetinin özelliği ne? Üçüncüsü, bu kişilerin fiziksel aktivite özelliği ne? Dördüncüsü de, parazit enfeksiyonuyla ilgili bir sıkıntı var mı? Ve onun kalp damar hastalığına olan bir katkısı var mı? Son olarak da bu Bolivya'daki Tisimane yerlisini alıp Bağcılar'a getirirseniz ne olur? Evet, isterseniz hemen başlayalım. Birincisi, gerçekten normal şehirdeki akranlarına göre 6 kat daha düşük kalp damar hastalığı riskine sahip olan Tisimane yerlilerinin kolesterol değerleri var ki aklınız hayaliniz durur. Hani o bizim düşünmeye çalıştığımız LDL denilen kötü kolesterol var ya, öyle kötü kolesterolü biliyorsunuz biz 120'lerden 100'lere mümkün olduğu kadar aşağıya düşürmeye çalışıyoruz. Peki bu kişilerde kötü huylu kolesterol ne kadar? 33. Peki bir de iyi huylu kolesterolümüz var biliyorsunuz. İyi huylu kolesterolümüzü de 40'ın 45'in 50'nin üzerine çıkartmak istiyoruz. Peki onlarda ne kadar diye soracak olursanız 18. Düşünebiliyor musunuz? Peki toplam kolesterolleri ne kadar? Hani biz 200'ün üzerine çıkmasını aşağı düşürelim dediğimiz, onlar da ise 70 civarında seyrediyor. Tabii burada insanlar şaşırabilir ama öncelikle şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz kolesterolü aman düşürmeyelim. Hormon yapıyoruz. Efendim kolesterol bizim hücre zarlarımızda. Efendim kolesterol bizim beynimizde diyorsunuz ya, hiç merak etmeyin. Neden? Çünkü vücut kolesterolü bulabilecek her türlü kaynağı kullanır. Ve çok düşük kolesterolün aslında sağlık ve hayat açısından da bir risk yaratmadığı kesinlikle gösterilmiş durumda. Dolayısıyla siz kolesterol düzeyine bakınca ilk önce kendinize bakmanız gerekiyor. Siz kimsiniz? Kalp damar hastalığınız var mı? Şeker, tansiyon var mı? Balon stent var mı? Ailede bir genetik yatkınlık var mı? İşte bu tür olan grupların kolesterol konusunda tabii ki ilaç son çare. Mümkün olduğu kadar bitkisel yolda ve egzersizle bunu düşürmeleri gerekiyor. Hani egzersiz deyince hemen Tisimane yerlerine geri dönelim. Hani bize deniliyor ya 10 bin adım, 6 bin adım, 3 bin adım, hani biraz düşürüyoruz. Peki bilin bakalım bu yerler ne kadar adım atıyor? 17 bin adım atıyorlar günde. Kadınlar 16 bin adım atıyorlar. Hatta bazı erkekler 17 kilometre kadar yürüdükleri oluyormuş. Bunlar gündüz kalkar kalkmaz aktiviteye başlıyorlar. Ormanda dolaşıyorlar. Ormandan bitkiler topluyorlar. Balık avlıyorlar, ceylan avlıyorlar ve baktıkları zaman çok aktif bir hayatları var. Gece ise tamamıyla dinleniyorlar. Ne Instagram var, ne televizyon var, ne elektrik var, ne internet, hiçbir şey yok. Yani biyolojik saatlerine göre yaşıyorlar. Bu da bence en önemli konulardan bir tanesi. Nitekim biyolojik saatin önem verdiğim bir videom var, ona da bakabilirsiniz. Peki başka ne özelliği var bu Tisimane yerlilerinin? Diyetleri. Bakın diyetlerin %72'si karbonhidrattan oluşuyor. Hani karbonhidratı düşürüyoruz ya 30'lara 20'lere, tamam anladık. Ama bunlar %72 karbonhidrat. Protein makul sayıda, %14 civarında bir yağları var. Yağ oranları diyetlerinde. Ve bunların %4'ü trans yağ. Yani bu da trans yağın hani kötü diyoruz ya, bunlarda nasıl bir olumlu etkisi olduğunu burada görebilirsiniz. Ama oranlara dikkatinizi çekiyorum. Lütfen bunu bir düşünün. Peki geldik son duruma. Son durumumuz nedir? Parazitik enfeksiyonlarla bir ilişkisi var mı? Bu olay ortaya çıktıktan sonra bakıyorlar ki bu yerlilerin kanındaki iltihap değerleri, CRP'ler, sedimasyon düzeyi, lökositler, monositler, lenfositler, bunlar yüksek. Yani vücutlarında yaygın bir inflamasyon var. Yani bizdeki normal birisi gidip bu laboratuvar tetkiklerini gösterse, eyvah adamda bir şey oluyor diye telaşlanıp bir sürü detaylı araştırma yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bunlarda hep zeminde bir enfeksiyon ve ona karşı savaşan bir bağışıklık hücresi var. Dolayısıyla deniliyor ki bunlar da aslında normal popülasyona göre doğal olarak parazitleri var. Sonuçta sadece bitkisel besleniyor diyoruz ama balık da yiyorlar, ceylan da alıyorlar, hayvansal gıda da alıyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki dünyada parazitik enfeksiyon bir yerde bağışıklık sistemini biraz alarma geçiriyor. Ve bu alarma geçtiğinden dolayı damar sertliğinin içerisinde de bir iltihabi reaksiyon durumu olduğu için belki onunla alakası olabilir diye kafalarda bir soru işareti olmuş. Tabii ki pek çok araştırma yapılması gerekiyor. Geldik sona. Bu Tisimane yerlisini eğer Bağcılar'a yerleştirirseniz ne olur? Tabii Bağcılar İstanbul'u anlatmak için verilmiş bir örnek.
Sonuçta biz ona hoş geldin deriz. Bir de 2 TL'lik çikolata olduğunu iddia eden bir de gofret veririz. Arkadaş o gofreti yer, muhtemelen alerjik reaksiyondan hastanelik olur. Bir 6 ayda İstanbul'da yaşasın, işe arabayla gitsin gelsin veya metrobüs kullansın, metro kullansın, inmeye çalışırken insanlar üzerine atlasınlar. Ne olur 6 ayda muhtemelen kalp krizi geçirir, ondan sonra koşarak ülkesine geri döner. Dolayısıyla insanları değerlendirirken kendi bulundukları çevreyle değerlendirmek esas. Ve Tisimani yerlerinden de öğreneceğimiz birkaç tane dikkatli alınması gereken dersler var. Efendim çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.